Olasılık. Bu videomuzda olasılık konusunu örnek olarak web kazanım testinden bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bir olayın olma olasılığı eşittir istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Bu zaten bilmemiz gereken olasılık değeri hesaplama formülümüzdür. Bize hazır vermiş işimizi kolaylaştırmak adına. Şimdi asıl soruya geçelim. Uçak ile Ankara'dan Trabzon'a gidecek olan Kerem ve dedesi havaalanına gelmiş ve uçakta oturacakları koltukları belirlemek için gişe memurunun yanına gitmişlerdir. Tamam. Kerem gişe memuruna dedesiyle yan yana, dedesi ise pencere kenarına oturmak istediğini söylemiştir. Aşağıdaki görselde dolu koltuklar kırmızı, boş koltuklar ise beyaz renkle gösterilmiştir. Ki hepsini açıkça görüyoruz. Bakalım ne soruluyor? Gişe memuru boş koltuklar arasından her ikisinin de isteğine uyan iki koltuğu rastgele seçip onlara vermiştir. Buna göre gişe memurunun Kerem'e 26B numaralı koltuğu verme olasılığı kaçtır? Kerem'in 26B numaralı koltuğa oturma olasılığını hesaplayacağız yani. 26 nerede? Burada. B burada. Kerem'in buraya oturmasını istiyoruz. 26B numaralı koltuğa. Şimdi gişe memurunun kaç olası durumu vardı? Rastgele seçip burayı verme olasılığı kaç onu hesaplayalım. Gişe memuru Kerem gelip de dedesiyle yan yana oturmak istediğini söylüyor ve dedesi de pencere kenarına oturmak istediğini söylüyor. Bu şartlar altında gişe memurunun kaç olası durumu var? İlk olası durum burada. Yan yana iki kişi oturabilir ve biri de cam kenarına oturuyor pencere tarafına. Burada iki kişilik yer yok, iki kişilik yer yok. Yine burada da yan yana oturabiliyorlar, biri pencere tarafına oturabiliyor. Devam ediyoruz. Burası olmaz, burası olmaz. Burada da aynı şekilde. Burası zaten istenilen yer. İki kişilik yer var yan yana ve pencere tarafı da mevcut. Bunlar olmaz, bunlar olmaz. Bir tane daha var burada. Yan yana oturabiliyorlar, pencere tarafı var. Burada yan yana oturabiliyorlar ama pencere tarafı yok. Bu nedenle olmaz burası. Burada zaten tek kişilik yer var. Geçtik. Buraya geldiğimizde burada da iki kişilik yer var. Ve bir kişi pencere tarafına oturabiliyor. Burada da iki kişilik yer var. Pencere tarafı oturabiliyor. Burada da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde iki kişi oturabilir ve pencere tarafı da söz konusu. Bunlar olamaz, olamaz, olamaz. Burada da iki kişilik yer var ama pencere tarafı yok. Toplam gişe memurunun olası durum sayısı 8. Rastgele Kerem'e 26B'yi verme olasılığı 26B numaralı koltuk kaç tane var bundan? 2 tane var. İstenilen durum bu. İstenilen durum sayısı 1. Yani gişe memurunun Kerem'e 26B numaralı koltuğu verme olasılığı 8'de 1'dir. 8 tane olası durum var. Rastgele gitti. Seçti bir tanesini verdi. 8'de 1 olasılık gerçekleşiyor yani. Cevabımız C şık. Oldukça basit ve güzel bir soruydu. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.